Bir saniye Elif'ciğim. 45 yaşında Almanya'da 70 bin lira 2017'de para aldı firmadan, Türkiye'ye gitti. Kardeşine kavga yaptı geldi. Ben onunla da konuşmuyorum. Anladım. Peki, onunla da konuşmuyorum. Şimdi şöyle bir kelime kullanıyorsunuz da sürekli. Senin oğlun, senin oğlun diyorsunuz. Ben de size siz senin oğlun dediğiniz için çok özür dileyerek kaba bir tabirde bulunacağım. Baba evinden mi getirdi oğlanı? Sizin de çocuğunuz mu? Hayır. Onu eğittiği için. Çocukları doldurdu. Hayır, ben size başka bir şey soruyorum. Onun oğlu mu? Bir dakika. Elif Hanım'ın oğlu mu? İkinizin oğlu mu? Tamam. Benim oğlum. Heh. Sizin oğlunuz. Yani demek ki oğlunuz eğer bir haltlar karıştırıyorsa sizden de aldığı genlerle ilgili olabilir mi acaba? Sinirimden beni... Tamam, sizden de aldığı genlerden olabilir mi acaba? Ne dersiniz? Böyle gidip geri gelmemişsiniz, gitmişsiniz, orada da çocuk yapmışsınız falan. Artık hayır, ne yapıyorsa... Düşünüyor musunuz acaba benden de genler var, o yüzden de böyle yapıyor? Gidiyor işte, gidiyor tatillere falan kadınlarla. Değil mi? Şimdi burada bu kadın eli ayağı titriyor. Ben 15 yaşında getirdim ama annelik babalık yaptım ben burada. Hayır ya, karıştırma onları ya. Bir rica ediyorum, karıştırma. Şu annemden konuştum geldim. Ya bir sen karıştırma sağa sola. Ya neden imza attırdınız, çektirdiniz söyler misiniz? Kafasına vurup çektirmedik. Anlaştık, konuştuk, çektirdik. İmza attı, biz ona yardımcı oluyorduk. O bize oluyordu ama bizim işimiz ters gitti ya. Bak. Ben şimdi 80 milyonun önünde her şeyi söylemek istemiyorum. Söylemek isteme. Ne istiyorlar da söyleyeceğim. Ben cahil bir insan değilim. Senin gibi orada cahilim, ben okumuyorum cahilim. Ben. Evet, ben cahilim ama bir durumlar yapmıyorum. Bakmıyorum. Evet. Bakmıyorum. Yok, bence bakın, hayat arkadaşı güzel bir bakmıyorum. Şey ama. Bakmıyorum. Hani yok. Biz mesela ne oluyor? 40 yaşında mesela bir erkek geliyor, diyor ki öldürmüş çıkıyor sonra. Diyor ki 20 yaşında diyor benim diyor, o da diyor benim erkek arkadaşım. Ben ne diyorum? 45 yaşında adam 20 yaşında çocukla diyorum gezmez. Evet. İki erkek için de aynı şeyi söylüyorum. İki kadın için de aynı şeyi söylüyorum. Yani ne demiş atalarımız? Ay, atalarımızın atasözleri çok güzel. Davul bile dengi dengine. Öteki türlü biraz yalnız sesler çıkabiliyor. Tabii bütün bunları söylerken, yani benim de şahit olduğum, sizlerin de bildiğiniz çok güzel evlilikler, çok güzel ilişkiler yürümedi mi? Yaş farkına rağmen yürüdü başımla beraber. Ama bu milyonda bir. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Kadın ya da erkek, ben bunu erkeklere de söylüyorum. Bir kadınla da tanıştınız, bana bilezik al, onu al, bunu al demez kardeşim normal bir kadın bunu. Demez. Bak, bunu ne zaman söyler bir kadın biliyor musun? Evlisinizdir 20 yıldır, artık sizden böyle sıkmıştır yani, sıkılmıştır. Git bana o zaman bilezik al gel falan der. Ama böyle yeni tanıştım, bana bilezik al, bana onu al, bana bunu al. Bir kadın bunu demez, istemez bir erkekten. Bir erkek de yeni tanıştığı bir kadından bana 5 bin lira ver, 10 bin lira var, o da demez. Diyorsa bilin ki o işin içinde bir bit yeniği vardır. Her zaman mı böyle Müge derseniz? Evet kardeşim, her zaman böyle. Bu kadar açık ve net konuşuyorum bu konuda. Her zaman böyle. Böyle bir şeyle karşılaştığınızda lütfen kendinizi geri çekin. Çünkü her birimiz... İyi bir aşka, iyi bir sevdaya, iyi bir ilişkiye layığız. Evet, ama kuralları biz belirleyeceğiz. Karşı taraf değil. Her zaman söylüyorum, kaderinizi karşı tarafın eline bırakmayın. Hanımlar, beyler, kaderinizi kendi elinize alın. Hayat benim diyeceksiniz. Karşı tarafın ne dediği önemli değil. Benim ne dediğim önemli. Benim dediğim gibi olacak, benim istediğim gibi olacak. Bunu böyle megalomanca söylemiyorum. O değil. Doğru olacak. Ödediler İbrahim'in parasını zaten. Müge Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Mustafa Bey'inki? Mustafa Bey'inki ne oldu? Mustafa Bey mi kaldı ortada? Ya efendim, onun da kendine göre şeyleri var. Benim gelinim, ben Arapça bilmem. Mustafa Bey'den bu giden hanımın telefonunu istedik. O da bize yolladı. İşte sorun kendisine. Gittiğinden birkaç gün sonra... İstedik. Benim gelinim Suriyeli olduğu için onların dilini biliyor. Dedim ki kızım Cengiz şu... Cengiz Bey bakın şimdi biraz bunlar boş mevzular. Yani şimdi artık hepimiz yetişkin insanlarız. Yani neyin ne olduğunu biliyoruz. Ben şimdi bu konulardan 50 bin tane işledim. Geçen gün emniyet gerçekten çok büyük bir operasyon yaptı. Bu böyle evlilik bağdı falan hikayesi. Biz burada yaşananları söylemeye utandığımız için kibarca bir isim bulmaya çalışıyoruz. Ne evlilik bağdı? Fuhuş çetesi. Bunun kanundaki adı bu. Ne evliliği? Böyle evlilik mi olur? İndin ataya 15 bin lira ceza keser gibi, makbuz keser gibi.
Müge Hanım, onu da arabayı bilmedi. Herhalde bu da böyle, yani, bu da böyle yeni, bu da böyle yeni bir hikaye. Eskiden ispatlamak zorunda. İnsanlar suçlu duruma düşürmesin lütfen. Ya kusura bakmayın ama insanın da hayatında 20 günde 3 kişi arayıp beni bu şekilde evlendirdi, kızlar da kaçtı derse işte sana ispat. Daha neyi ispatlayacağız? Ha daha ne yani? Ben dolandırmışım gibi, sanki üstüme suç istedim. Dolandırmışım gibisi orada fazla. Gibi kelimesi orada fazla. Cengiz abi. Cengiz ne abi, abi sen hala abi diyorsun? Cengiz dinler misin beni? Ne abisi alo ya? Evet dinliyorum, buyurun. Ben arabanın yanına vardım da demedin mi? Bana 15 milyarı ver. Ben veririm sansara dedin mi demedin mi? Mustafa 10 bin lira para verdin kardeşim. 10 bin başlık parası olarak. Yalan söylüyorsun. 10 milyar cebinde. Sen yalan söylüyorsun. Orada çıkıp yalan söylüyorsun. Demedin mi 25 milyar ya getirdim? Ya Mustafa yalan söylüyor. İbrahim de mi yalan söylüyor? Mahir de mi yalan söylüyor? Köylüm diyorsunuz. Niye köylüleriniz bir olsun size böyle bir iftira atsın? Hayır iftira değil. Ben Allah rızası için bu insanlara vesile olduğum için. Ya bırakın ya, Allah rızası için ya. Allah rızası için gidin birine yardım edin. Ya da Allah rızası için kimseye bir şey yapmayın ya. Tamam. Kenan Bey de Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine de Kütahya Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Bahsi geçen Ramazan Aydemir şu an gözaltında. Ve emniyetteki işlemlerin altından adliyeye sevk edilecek. Kütahya'dan bir güzel haber daha geldi. Bir elinizi kaldırın çünkü hepinizi şey yapamıyorum. Basri abi. Evet. Uğur, bir elinizi kaldırın. Uğur Bey. Uğur Bey. Ve Metin. Siz de Ahmet Coşkun tarafından dolandırıldığını söylemiştiniz. Evet. Ahmet Coşkun da şu an gözaltında Gaziantep'ten. Yok bunu bitirelim arkadaşlar. Bunu hep birlikte... bunu bir araya geleceğiz ve bitireceğiz bu işi artık. Yani bu i̇nşallah. İş kalmayacak. Bak ben bu ülkede inşallah, artık bunu duymak istemiyorum. Böyle bir şey olmamalı yani. Bu kadar insanlar enayi yerine çok yani çok özür diliyorum sizi tenzih ederek söylüyorum ama yani enayi yerine konulmayacak. Bu kadar insanların duygularıyla oynanmayacak. Burada utanıyorlar, anlatmıyorlar. Ben hepsiyle tek tek konuştuğumda köylerinde dalga geçiliyor, kahveye gittiklerinde dalga geçiliyor, iş yerine gittiklerinde dalga geçiliyor. Ha, sen kadını kaçırdın falan. Evet, zaten evet. Kadın kaçmaya gelmiş. Evet. Yani sen kaçırmıyorsun aslında zaten. Vatandaşlar da bu kadar gözü kapalı bu işe bakmasınlar. Olmayacaklar işte inşallah. Bakmasınlar ya. Biraz gözünüzü açın kardeşim Müge yani. Hanım. Oğlu evime kadar geliyor. Karısı evime kadar geliyor. Tamam da Eda Hanım zaten yıllardır bunlar olmuş. Şimdi bir ay önce gitmenizin nedeni ne o zaman? Ha, bir an önce gitmemin nedeni bu sürekli artık annesine gitti. Masrafları karşılaması, ondan sonra da ameliyat yaptırması. Evet benim karın ameliyatım oldu Müge Hanım. Ben... Annesinin annesine para veriyor diye mi? Hayır para veriyor diye değil, o annesidir, helali hoş olsun tabii ki bakacak. Ve ben getirdi hiç... Hayır annesinin annesine bakması diyorsunuz. Hayır annesine gidip gelmesi bunlar hep masraf. Aldığı maaş 3 milyar İsmail Bey'in. 3 milyarı Karadeniz'e gidiyor. Karadeniz'den getiriyor, götürüyor, hastaneye Eda Hanım, veriyor. Eda Hanım bakın 61 yaşındaymışsınız. Allah size uzun ömürler versin. Sizin yaşınızdaki bir hanımefendinin İsmail Bey'in annesini hastaneye götürme masrafını konuşmasına inanamıyorum. Sadece o kadar söyleyeyim. Size ne hanımefendi yani? Onun annesi... Hayatına girdiniz diye annesinden mi vazgeçecek? Hanımefendi, bu nasıl bir hadsizliktir yani? Canlı. Öyle şey olur mu ya? Allah Allah yani. Bir de bu yaşta yani olsanız Eda böyle Hanım, ergen şey, 17-18 yaşında Hanım, güleyim şey geçeyim yani. Miyim? 61 yaşındaki kadın. Yani siz de annesiniz. Eda Hanım yani bir şey söyleyebilir miyim? Yani annesini hastaneye götürmeyecek de size estetik ameliyat mı yaptıracak yani? Müge Hanım ben şunu söyleyebilir miyim? Ya saçmalamayın ya. Ya Allah aşkına. Hakikaten Eda sinirleniyorum Hanım, ya. Eda Hanım şu anda neredesiniz? Müge Hanım size ya kusura şunu bakmayın. Vallahi Eda Hanım kusura bakmayın. Herkes haddini ve yerini bilecek. Biriyle evlendiğiniz zaman şunu diyemezsiniz. Anneni babanı ben, varsa çocuğunu kenara at bir tek ben varım diyemezsiniz. Yani Hanım, ben şunu ben erkek olacağım, bir kadınla evleneceğim. Ben 40 yıllık anamı bırakacağım.
Kocamın peşinde, karımın peşinde koy. Böyle saçmalık Müge olur mu? Bir şey böyle insanlık olur mu? Dur sen de ne yapmışsın zaten her şeyi? Aa, bu yaşta bir yani olsanız 17-18 güleyim geçeyim çok ayıp ya. Çok çok ayıpladım. Bak şu elimle 60 bin lira borçla yani. Bıraktım beni Allah'tan kork. Şu elimle 60 bin lira borçla bıraktım beni. Kaç lira borcum var? Bir de arabamı aldın gittin utanmadan bir de çıktın. Nereye arabanı aldın? Kimin arabasıydı? Kimin arabasıydı? Neyle alındı? Sana verdim 6 bin kaç lira. Kaç gün işe gittin? Kaç gün? 2 hafta pazara gittin. Bütün yalan millet arar söyleme, şimdi. İsmail arar bütün kayıp. Millet arar şimdi arar. Şimdi... önce Mustafa Şimşek efendim dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Şöyle söyleyeyim bu evlilik mağdurlarıyla ilgili gerçekten tüm ülkede emniyet mensuplarını, jandarmayı ve gidip şikayet eden halkımızı da kutluyorum. Ama öncelikle şeyim jandarma, polis, savcı ve hakim. Çünkü bu işi kazımamız gerekiyor dedim ve biz bunu el ele verirsek kazırız. Lütfen siz de biraz uyanık olun ve dolandırılmayın. Bu evlilik işte 40 yıllık evlilik 30-48 yıllık evliliği konuşmamın altında yatan neden de bu. Yani biriyle evlenmek için para vererek evlenemezsiniz. Yani bunu bir kere altını çizelim. Para vererek, parayla evlilik olmaz. Parayla saadet de olmaz denir ya, parayla evlilik de olmaz. Yani evlilik dediğiniz şey gerçekten işte gidip belki de günlerce, senelerce, yıllarca bir derenin ötesinden derenin öteki tarafındaki sevdiği kızı ıslık öttürmekle başlar. Yani bu böyle başlar evet. Sonrasında da devam eder. Mustafa Şimşek tutuklandı. Onunla ilgili bandımızı izleyelim. Tabii Mustafa şöyle söyleyeyim. Buzdağının bir zerresi. Çok var. Şu anda bile devam ediyorlardır. Şu anda beni izleyenler vardır içinizde. Diyorsunuzdur ki ya bilmem kim de beni götürecek dolandırmayalım ama benim başıma gelmez diyorsunuzdur. Bak gözünüzün içine baka baka söylüyorum. Sizin de başınıza gelecek. Yapmayın. Yapmayın. Lütfen yapmayın. Lütfen gidip bir gecede hiçbir ailenin ne kızını ne kız kardeşini ne baldızını hiç tanımadığı bir adama vereceğine inanmayın. Biraz ava giderken avlanıyorsunuz. Avlanmayın. Sonra çok büyük paralarınız gidiyor. Peki Harun neden burada? Onu şimdi anlatacağım. Harun Çiçek'le geldi bana. Sadece. Bir baktın ki kızın da mesajlaşıyorlar. Evet. Onu ben yakaladım da sonra ben dedim ki orada bu ne mesajı dedim. Sevgili falan yazmış sen dedim. Şey hamile falan öyle bir şeyler yazmış siz dedim. Benim kızım bile ne dedim. Ultrason fotoğrafı bulmuş anne o WhatsApp yazışmalarında. Ramazan İlkol'da bebeğimize iyi bak şeklinde mesaj atmış bu kıza. Yuh sana kaç yaşında bu Ramazan? 40. 37. 37 yaşında. Allah. Evet ya. Neyse siz benim yerime söyleyin yani. Yani Allah çarpsın şurada? Bunları yani. Ben artık başka bir şey nasıl söylemiyorum. Nasıl bir mesaj atmış? Bir tane bebek ultrason fotoğrafı göndermişler birbirlerine. He. Adam da kıza bebeğimize iyi bak diye mesaj atmış. Allah Allah. Sonra ultrason fotoğrafını, hamilelik fotoğrafını. Sonra fotoğrafına. Ben dedim ki Ramazan gel bu ne mesajları dedim. Benim kızımla öyleyse mesaj mı yazışıyorsun sen? Bu şaka diyor. Benim böyle şaka mı olur şaka dedim. Şaka diyor. Ha, şaka diyor adam bana. Ben dedim böyle şaka mı olur dedim. Sonra ben kendi telefonumu aldığımda kızıma bu mesajlar doğrusu da söyledim. Kızıma dedim haman gel de kızım burada dedim açıklama yapalım. Böyle mesajlar mesaj yazışmışsınız Ramazan ile dedim. Tamam bu anne kimin dedi, telefonu? Ben evden çıkıyorum. Bu sizin sevgilinizin. Ben geliyorum bir dakika, dedi. Mukaddes. Efendim. Bu kimin telefonu bu sevgilim diye yazan? Kimin? O, bu Ramazan'ın telefonundan aldım benim. Yakaladım benim. Zaten seni kızı sevgilim diye kaydetmiş. Sevgilim diye kaydetmiş. Benim ama annemi ara de ki şahzade hasta de tamam okey söz mü? Sonra bugün neredesin ne yapıyorsun? Bir tane böyle şey fotoğrafı bebek karında bebeğimiz demiş. Bebeğime iyi bak sevgilim. Seni çok seviyorum sevgilim. Ben de seni seviyorum sevgilim benim. Sevgilim batsın senin. İnsanı sevgiden aşktan soğutuyorsunuz yani. Yuh devenin nalı yani artık. Daha ne Cem Gülen bulamıyorum ki hakikaten sinirleniyorum evet. Ya. 16 yaşında çocuk. Kaç doğumlu senin kızın? Kaç doğumlu? 37'de. Meymen. 2003 yaşında. 2003 evet. Allah cezasını küçücük versin. Bir çocuk bu ya. 2003 doğumlu kıza. Evet. Böyle sevgilim diye yazan. Yani en fazla 2002 bak ben söyleyeyim. 2002-2001 yazabilir. 2001'den ötesinin Allah cezasını versin diyorum. Başka bir şey demiyorum artık. Söylüyorum yani. Evet. Ama tabii yazarken de böyle bebekli memekli sevgilin falan da değil yani. Canım nasılsın? İyi misin? Dersini çalıştın mı? O kadar.
O kadar. 16 yaşındaki evet. çocuğa ne demek yani bebeğimiz iyi bak falan. Terbiyesizler ya. Şimdi sen bunu öğrenince senin kız da gitti mi şimdi evden? Gerçekten bir gün dayanamayacağım. Böyle bütün içimden gelenleri söyleyeceğim. Sen sağ ben selamet. Yani sayarak böyle isimleriyle insan dayanamıyor. Yani kendine hakim olamıyorsun ya. Ayıp denen bir şey var artık. Yani 16 yaşındaki çocuğu pastaneye götür. 16 yaşındaki her çocuğu götürebilirsin. Önemli olan adam olmak, götürmemek zaten. 16 yaşındaki kız çocuğunu ya da erkek çocuğunu istediğin her yere, her şekilde götürme ihtimali zaten var. Onda bir, o yani onu oraya götürmekle bir şey olmuyorsun sen. Zaten götürebilirsin. Tam o yaş grubu. Adam olan zaten götürmez. Adam olan 16 yaşındaki çocuğa, evli iki çocuk annesi, anasıyla görüşen adam zaten 16 yaşındaki kıza dönüp bakmaz. Siz de biraz kimlerle beraber olduğunuzda bir bakın. Bir adamların bir bakın bakalım kaşı gözü oynuyor mu? Evet aynen. Böyle bunu ben şimdi görsem bunun kaşı gözü oynak bir adamdır bu yani. Siz öyle gülme, doğru söylüyorum. Yani ama adamın gözünden de anlarsın yani. Annesiyle beraber olan adam kızına dönüp bakar mı? Kızım o zaman da ayrılacaksınız o adamlardan. Yapışmayın bir adam bulduğunuz zaman. Bakın yani. Tanıyın. Olmuyorsa da ne yapalım? Ya herkesin hayatında da her zaman... Birisi olmak zorunda değil yani, kadın ya da erkek. Evet. Kendi başına tabii da yaşayabilirsin. Yani böyle kaşı gözü oynak adamdan kadından biraz uzak duracağız arkadaşlar yani. Yani ben de... İki senedir sen fark etmedin mi o adamı? Hiç öyle şey fark etmedim de ama. Biraz ama da bakın adamın bir telefonuna, bir haline, hareketine. Gerçekten ben de hatam var. Erkekler de bana burada, kızacaklar ama. Ama ben inandım da adama. Peki benim adamın suçum evli burada. Olduğunu biliyor muydun, bilmiyor muydun? Biliyordum, haberim vardı da. Ben adama da söylemişim zaten. Sen evliksen, kusura bakma. Ama buna rağmen ilişkin devam etti. Siz aynen iş, böyle. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben geçen seneden beri ben buradayım. Benim burada herkes beni tanır. Ben giderim, çalışırım. Ben İstanbul Sultanbeyli'nde hurdacılık yapıyorum. Hurdacılık yaparak ben onun eşyasından bir kuruş para vermedim. İş çıkardı, abisi dedi ki, Nazmi Bey'in abisi dedi ki, Sesimi kesmesin. Tamam, devam et. Bak, buraya geldi, her türlü ben ona imkanı sundum. Evine dört dörtlük, her türlü. Geldi bana kızından, 12 yaşındaki kızından bana iftira attı burada. Gözümden gördüm ben. ...12 yaşındaki kızından mı bir şey gördün? Kızımın... Ayrıntılarını anlatma. Böyle bir şey için mi konuştun bu adamla? Bunun tartışmasını mı yaşadın? Ne? Evet ya da hayır. Anlamadım mı? 12 yaşındaki kızınla ilgili bir şey mi gördün bununla? Tartışma mı yaşadın? Odasına girmeye kalktı kızımın 3 kere. O zaman kapıda yakaladım. Teşekkür ediyorum. Bir saniye. Tamam. İftira değil. Hayır, bitti konu. Pınar kaynağı geçiyoruz. Buyurun hanımefendi, siz de yok artık, daha neler yani. Hala da annesine geliyorsun adamı bana anlatmaya yani. Bak böyle olmaz kardeşim. Bakın hayatı böyle yaşayamazsınız. Böyle bir hayatı ben kabul etmiyorum. Bu ülkede de bunları duymak ve bilmek istemiyorum. Kusura bakmayın. Hayır, gidin bir doktora gidin. Tedavi mi göreceksiniz, ne yapacaksınız? Ailenize de size sesleniyorum Asıl. Daha hala adamlar... Ne hala daha beni evden attı, bilmem ne yaptı falan ya. Yapmayın ya. Yapmayın kardeşim. Daha hala adam atmasa evde oturmaya devam edeceksin. Bak kusura bakmayın. Çocuklu kadının özel hayatı olmaz kardeşim. Çocuklu kadının özel hayatı olmaz. Bunu söylüyorum. Neden? Kızım, çünkü buraya bir adam gelip karım bana çocuğumu vermiyor dediğinde de ona diyorum ki ne yaptın da göstermiyor Onu diyorsan bunu gidip, da demek zorundayım. Kapının eşindeyken ben yakaladım bunu. Şikayetçi oldun mu? Ne? Şikayetçi oldun mu? Attırdın mı hapse? Ben yalan söyledim. Oldun mu şikayetçi? Kızım mı? Adamdan şikayetçi oldun mu? Kızın ettim, için. Ettim, karakola şikayete gittim. Karakola üstüne veri gittim. Kızınla ilgili. Kızımı da söyledim. Kızını da söyledim değil. Kızınla ilgili söyledim, gidip... Söyledim. Kızınla ilgili gidip şikayetçi oldun mu? Olmadın. Yok abicim, kusura bakmayın. Pınar kaynak cinayetine geçelim, hadi. Kuzum. Yavrum, sana bir şey de söylemek istemiyorum. Üzülüyorum yavrum. Sen şimdi yani 80 bin lira para varmış. Eksi 112 bin lira gelince sen ne olduğunu anlamıyor musun?
Yani bence sana göre, bir şey söyleyeyim, biz hiç söylemeyelim 9 gün. Size göre bu yani rakamlardaki oynama, bu netice yani neye bağlı olabilir? Bir şey ben ne bileyim. Size nasıl yorum, bir yorum getiriyorsun? Babamın kayıp durumundan dolayı paraya bloke koyulmuş olabilir. Hani belki öyle bir şeydir diye. Bloke konulursa para bloke olur. Eksi 117 hani bine, eksi 80 bin liradan eksi 117 bin liraya nasıl geldik? O zaman o 37 bin lira nasıl çıktı? E tamam. 80 bin lira vardı diyorsun. Bilmiyorum gerçekten. Sen sınava girdin mi bu üniversiteye girmek için? Sınavsız mı girdin? Girdim. Gerizekalı değilim ben. Peki gerizekalı değilse eksinin ne anlama geldiğini bilmiyorum dedi bana az önce. Eksin çekilmiş olduğumu biliyorum. O sıra diyorum ya dayım vardı. Bak sen eğer gerizekalı değilsen karşındakini gerizekalı yerine koymaya çalışıyorsun. Arada çok o ince bir çizgi. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer... Ben öyle bir şey demedim. O zaman işte bu tam tersi. Ya gerizekalı değilim ben, o zaman seni gerizekalı yerine koyuyorum demek. Eğer sınava girdinse eksinin ne demek olduğunu biliyorsan bankadan geldiği zaman eksi olduğunda eksi bunun... Eksi çekilmiş demek. Çekilmiş, ama 117 bu, bir ama öğreniyorsun yılbaşından beri, öğreniyorsun. Ama artık Şubat'a geldik. 80 bin lira var. Şimdi 117 nasıl para yok ki o kadar çekilsin? Tamam, sizi kardeşiniz ne kimliği taşıyor İhsan? Yanındaki onu yönlendiriyor. Türkiye kimliği taşıyor. Tamam ama haberi yok Türkiye'de yaşadığının da, o da onu yüzden söylüyor. Nasıl haberi yok? Ne bileyim öyle, o, hem onunla 54 çocuğu var, hem onunla nişan yapmaya kalkıyor. Adile, Adile'ye gelip de. Dur bir dakika, ben Adile'ye cevap vereyim. Adile'ye gittim istedim. Alo. Utanmadınız mı evde yengeniz varken 4 çocuğun anası gidip Adile'yi istemeye? Ben de geldim. Ben de kirliyim. Ne? Konuşmayayım. Ben de kirliyim. Ya sadece sırf bu yüzden sizi hapse atmalılar işte. Kim atmadı? İşte atmadıkları kim için atmadı? Siz bu kadar, siz atmadıkları için abi kardeş bu kadar böyle rahatsınız. Hadsizce konuşuyorsunuz yani. Ne demek ben iki evliyim, ben üç evliyim ya? Ne demek yani? Ne, nerede işte, yaşıyorsunuz işte, kardeşim siz? Müge Hanım bunlar... İşte zaten sizin kural tanımadığınız burada belli beyefendi. Müge Hanım. Siz kural tanımıyorsunuz. Tutup ben iki evliyim demeye çekinmiyorsunuz. Çünkü aslında suç bu. Ama kardeşim cezası yok. Beni de çıldırtıyorlar. O yüzden de böyle hadsiz hadsiz konuşuyorsunuz. Ben iki evliyim, ben üç evliyim falan. Peki kaç tane almak lazım acaba? Bir hanımefendi telefon attığımızdaymış. Hanımefendi günaydın. Ve dedi ki zaman gösterir dedi. Bir kere tut. Bak arkadaşlar. Bir çocuk evden neden kaçıyor ona da bakmak lazım yani. Hep böyle kaçan çocukların peşine düşüyoruz da. Ben sonra arkasını biliyorum, sizlere anlatmıyorum. O yüzden zaten bazılarına çok sinirleniyorum. Diyorsunuzdur ki niye bu kadın da bunlara sinirleniyor? Çünkü bilmiyorsunuz ya, annem de bazen öyle söylüyor. Anlatıyorum evde. Annem de diyor ki ama biz bilmiyoruz ki ekran başında. Sen sadece ona seni sinirlenirken görüyoruz diyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela adam damadıyla gelinini, kızını aramaya gelmiş. Biz aynı odada kalalım mı diyeni bile ben gördüm bu programda, anlatabiliyor muyum? Tabii şimdi o kadına geldiği zaman ben de kadına biraz ister istemez saldırıyorum tabii. Ama tabii sizler bilmediğiniz için diyeceksiniz ki yani bu kadın da hani ne yapıyor? Şimdi hayatta da olacak şeyler var, olmayacak şeyler var. Şimdi ya... kızı bulsa kız da kim bilir ne anlatacak. Ondan sonra kız da işte birini buluyor. Onu kurtarıcı zannediyor. Onu da evet kurtarıcı sanıyor ama işte olmuyor hayatım yani. Müge Hanım işte biz şu an beraber yaşıyor olsaydık da gitmiş olsaydı tamam diyecektim baba ondan kaçıyor. Tamam da ondan evvel işte evvelde ama, her şey var. Bilmiyoruz ki ne yaşıyor. Nereden baksın, bir sene oldu biz ayrıyız ya. O bile bir problem. O bile eğer baba olarak biliyorsa adamın evden gitmesi bile onun için bir problem. Hani kendi öz babası olsa belki başka türlü bir ilişki kurabilir. O bile bir problem işte yani. Anlıyorum sizi. Ama hayatım gerçekten olmuyor yani. Hani hem çocuğum olsun, hem annelik yapayım, hem de sevgilim olsun. Hem yok yani öyle bir hayat yok yani. Bazılarınız böyle düşünüyorsunuz ama yok. Yani ya o çocuğu tercih ediyorsun ya kendi hayatını tercih ediyorsun. Ha gelir bir yaşa 14 yaşında. Gelsin 18-19 yaşına, gitsin üniversiteye, başlasın bir kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışsın. Sen de birini bul, evlen tabii ki hakkın yani. Genç güzel bir kadınsın ama olmuyor diğer türlü işte. Ben onu özele savdıydım. Aysel devlete de savmadıydım. 4 senedir bu senin oğlunun olaylara 4 senedir uğraşıyor. Tamam benim oğlumun olayla uğraşıyorsa tamam bu iyi mi etti canım? Hiç bu da internet tamam, üzeri uğraşmış. Ya tamam bu konuda iyi etti demiyorum. Anne, bu da internet üzeri uğraşmış. Bak bu konuda iyi etti demiyorum. Benim oğlum bu şekil yaparak hata etti. Suçlu durumdayken kadın sığınma evine gidebilirdi, bize gidebilirdi.
Ama 4 senedir diyor ben kaç tane kadınla uğraştım diyor. Bu siteye bir girdi diyor. Uğraştı, 4 senedir uğraşıyorum. Onu saldım o gitti. Onu saldım o gitti. En sonunda bir tanesiyle tartışıyor artık. Sevgi. O onu rezil edeceğim diyor. Onu rezil edeceğim diyor. Sevmek ki neymiş arkadaşlar bakın. Siz sosyal medyadan girip başkalarıyla tanışırken aynen hocam. Aynı şekilde kadın ya da erkek eşiniz de aynı sosyal medyaya girip başkalarıyla tanışıyor. Yani eğer siz eşinize harcayacağınız vakti bir başkasına harcarsanız o vakit harcamadığınız eşinizle vakit harcanmasını istediği vakti yine gidecek başkalarıyla harcayacak. Birinci, hocam bilmiyorum aynen. Cümleyi tam doğru kurabildim mi aynen, ama o kadar doğru yani ki aynı herkesin hataya... birbirine bir vakit harcaması evet. gerekiyor. Sen gidip başkalarıyla vakit geçirirsen karşı tarafta gidiyor o vakti başkalarıyla geçiriyor. Cemile anlayamadım. 3 tane çocuğu varken insanın nasıl sosyal medyaya girme fırsatı buldu? Bana mesela o kadar güzel mesajlar geliyor ki benimki artık büyüdü yani hani o bana bakacak neredeyse ama bir işi var yani hani evet. bir iş var. Yine bana Seyircan Okur sosyal medyadan yazdığınız güzel mesajları onu bunu falan benim gerçekten vaktim yok alayım da bütün gün onlara bakayım. Nereden buluyorsunuz? Nereden tanışıyorsunuz? Bu sosyal medya dediğiniz şeye nereden bu kadar esir oldunuz? Bir de nasıl güvenirsin? Hocam ben Kızanır'ın annesiyim. Ve Kızanır'a Burçak çok anlatıyordu yediği dayakları. Siz artık komşularınızdan duydum, karınıza da şiddet uygulayan bir erkeksiniz. Lütfen ne oradan yakış. Çıkın gidin, siz oraya yakışmıyorsunuz. Teşekkür ederim. Yani, ve insanların dini duygularını istismar ederek herkesin nabzına göre şerbet veren bir insansınız. Neyse artık o kadar artık dine falan girmeyeyim de teşekkür ediyorum hanımefendi. Şimdi hanımefendinin... Anlattıklarını doğrulayan o kadar çok mesaj gelmiş ki. Ben açıkçası sizin hani bandınızı izlediğimde üzüldüm. Hani yılın babası yok, yılın annesi falan seçilmişsiniz ama. Demek ki seçmemek lazım böyle bilmeden. Ama benim şöyle, Müge Hanım ben kızıma asla darbe atmadım, tokat atmadım. Yani ben kızım canım benim çünkü. Ha büyük kızım benden 2-3 defa tokat yedi. Ama küçük kızıma ben kıyamazdım, mümkün değil yani. Çünkü hata yapmazdı kızım. Onu biliyorum. Yani hata yapılır ve benim kızlarım bana ne diyor biliyor ya musun? Hata da o kadar iki ucu açık bir konu ki yani kime göre hatalı kime göre yani, değil tabii yani. Tabii ki tabii ki göreceli bir durum bakın, ama ben yani. Ben size bir şey söyleyeyim mi Abdullah Bey? Buyurun hocam. Ben de dahilim bu gruba. Babasından gerçekten bir fiske yemeden büyüyen kız çocukları var, erkek çocukları var. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani öyle her baba çocuğunu dövüyor diye bir şey yok. Zaten dövmeyen çocuk kendini iyi ifade edebiliyor. Siz eğer çocuklarınızı böyle size göre hata olan her şeyde birer tane ensesine indirirseniz o çocuklarda bir toplum içine girdiğinde konuşamıyor, kendisini ifade edemiyor, kendi ayakları üzerinde duramıyor, babadan korkuyor, sonra evleniyor, kocadan korkuyor, kayınpederden korkuyor. Öyle korkuyla da bir hayat yok. Dövemezsiniz kadınları. Kızınızı da dövemezsiniz, kocanızı da dövemezsiniz, karınızı da dövemezsiniz. Dövemezsiniz yani. Dövemedim ki zaten. Vallahi bilmiyorum. Bak herkes dövüyor diye mesaj atmış yani. Öyle dövemezsiniz. Öyle bir hayat yok yani. Neyse şimdi daha canlı yayına evet. telefonda katılan olduğu zaman beni tanıyan insanlar o zaman bak, duyacaksınız. Bir tanesinden yazmış. 2 senedir tanırım. Kızını bir arabayla sürekli gezdirir. Ziz zurna sarhoş gezer. Bir baba olarak kızını düşünmez. İnternete girip bakın nasıl biri olduğunu görürsünüz. Ben internet kullanmadığım için bilmiyorum. Arkadaşlar baktılar bilmiyorum. Yani valla ne dosyalar çözüldü. Çözülmez dediğimiz evet. dosyalar çözüldü. Ama o dönem halkın da yani bundan 20 sene önce halkımızın da bu kadar... katkı vermekten korkuyorlardı belki öyle söyleyeyim. Evvelden öyleydi evet. Evet yani evet. Önceden öyleydi ama evet. şimdi o dönem özellikle çocuk olan genç olanların ben yüreğine sesleniyorum. Mutlaka bir şey duymuşlardır. Bir duyan yani bir annesinden, komşusundan, sokaktan duyan kim varsa yayına bağlanmak istememenizi anlarım. Ama lütfen bilgi verin, lütfen ihbarda bulunun. Bakın. İşte emniyete bir başka ihbar daha gitti mesela. Hemen Sayın Savcımız onun da DNA evet. örneğini istedi. Yayına bağlanmak zorunda değilsiniz ama lütfen ihbar edin. Şu gözü yaşlı annenin gözyaşını bir nebze olsun dindirebilelim. Bu hepimizin galiba bilmiyorum ama bu çocuktan etkilenmeyen ben kimseyi düşünemiyorum. Hiç bilmiyorum yani. Şu, bu çocuğun cinayeti hepimizi İnsan çok etkiledi. İnsan olan, duygu sahibi olan herkes bu olayda en azından bir üzüntü hisseder ve bir vicdan azabı hisseder eğer bilgi sahibi ise ve susuyorsa. Bir vicdan muhasebesi yapsın yani. Başka türlü bir şey denemez yani. İnsan ise, gerçek yapıda insansa
bu vicdani muhasebesini bir kere daha gözden geçirin. Evet. Yani yatağa, bilmiyorum, yatamazsınız herhalde bilerek. Bunun ötesinde bu geçen 19 yılda o kişinin, bu suçu işleyen kişinin kimlerin canını yakmadığını, yakıp yakmadığını da bilmiyoruz. Bugün bulamazsak gelecek 19 yılda da nelere neler yapabileceğini öngöremiyoruz. Hocam zaten bu cinayet işlem bir kere sapık. Tabii. Bu geçen 19 yılda kim bilir nelere, hangi suçlara karıştı. Bugün bulamazsak gelecek 19 yılda da yapabilecek. Şimdi bakın benim sıkıntım ne biliyor musunuz? 14 yıl sonra bulunan bir DNA örneğinden yola çıkıyoruz ya. Mesela Gülnur Hanım buraya geldiğinde yapılan ihbar, o kişinin diğer işlediği, öncesi ve sonrası işlediği suçlarla mesela Çağla Tuğaltay'ın cinayeti birebir aynıydı. İşte neden diye Gülnur Hanım'ın sorduğu bazı sorular vardı. Onunla ilgili de bir takım kaygıları taşıyorduk beraberce. Ama şimdi o DNA örneği üzerinden gidiyoruz. Ben de diyorum ki o DNA örneğiyle ilgili bütün apartmanın alt bayı, üst soyu, alt soyu, o su, bu su, hepsine bakıldı. Kim geldi yani bu çocuğa da, bu çocuk yani sonuçta. Kim olacak bunun çevresinde o kadar? İstanbul'un orta yerinde yani hiç alakamız olmayan birisi mi geldi bunu buldu? Bu çocukla bir ilişkisi olan birisi oldu. Bu evde işlendi çünkü. Evde işlendi. Yani hiçbir delil yok. Evde değil. İşlendi. Elini yıkıyor, oraya giriyor, buraya giriyor. Yani nasıl oluyor? Benim aklım almıyor. Bilmiyorum, daha da fazlasını söyleyemiyorum, evet, şu anda ama benim aklım almıyor. Aynı şekilde Zehra ile ilgili de aynı şeyi düşünüyorum. Efendim, insanın en güvenli yeri neresidir? Bir çocuğun en güvenli bulunduğu yer neresidir? Evidir. İşte bu çocuk evinde öldürülüyor. Evinde en yakınların arasında. Kim var işte, annesi, babası, amcası, dayısı, yengesi, halası. Burada öldürülüyor. Salih'de. Sen nerede oturuyorsun? Ben İzmir'de. Tamam, kız şu anda nerede? Salih'de. Ne yapıyor yani? Evinde. Evli. Evli. Evlendi mi? Evet. Tabii ki. O zaman yaşı küçük, yurtta falan girdi. Babası çıkarttı. Adama evlendirdi. Peki nereden buldu Urfa'dan Salihli'deki adamı? Ya ben Urfa'ya giderken oraya abimgile gittim. He. Benim telefonumu tuttu. Numarayı telefonumdan almış. Amanın. Mevzu bu yani. Kadriye var ya, yalnız Alba. Senin de. Yani o parmağın mi? Yağlı kara derler, bilmiyorum artık. Yani böyle. Kendisi bağlansın. Dün ben numarasını verdim, bağlansın. Senin telefonunda ne arıyor adam? Abimin kızının elinde. Abimin kızının elinde telefon. Numarayı almış. Tamam. Teyzeoğlu. Benim kocamla teyzeoğlu oluyorlar. İşte. Sen eşinin teyzeoğlunla onun arasını yaptın. Sen yapmadın. Numarayı benim telefonumdan almış. Bağlansın numarasını. Ya numarayı ben şimdi senin telefonunu alsam kimin numarasını alacağımı nereden bileyim? Teyzen onu takip etmiş. Kendisi söylüyor. Senin hiç haberin yok. Benim hiç haberim yok. Söylesiler, bağlansınlar. Kocası da bağlansın, kendisi de bağlansın. Kız Kadriye var ya, seninle hiç baş edilmez. Öyle bir şey kendisi söylemezler. Şey. Vallahi baş edilmez. Ben kaçırdım. 17 yaşında kızı ben gitmek kaçırdım. Abla, evet. Kendisi bağlansın. Evet. Ablam İzmir'e bağlansın. Gittiler. Sen aracı oldun. Nereye gittiler hocam? Durup ya dururken değil yani. Ben numarayı vermedim. Etmedim. Sen numarayı vermedin. Adını... Babası da orada. Annesi de orada. Ya adını nereden bilecek senin kocanın teyzesini, bilmem nesini de Facebook'ta. Müge abla kendisi bağlansın. Kendisinin bağlanması önemli değil. Nereden bağlansın, bilecek sen söylemesen. Ne olduğunu, ne olmadığını anlatsın. Aa. Onun ne dediğin ne önemi var? Bunun şimdi... Bağlansın. Sen söylemesen nereden bilecek? Bağlansın. Ne bağlansın? Ben söylemedim. Telefonu benim numaram kendi telefonundan almış. Tamam. Tanımadığı birinin numarasını mı almış? Facebook'tan takip etmiş. İsmini nereden bilecek Facebook'tan? Kendisi söylesin. İsmini nereden bilecek? Biliyor. Kendisi bağlansın söylesin. Ya bu senin şimdi evlendiğin kocanın teyzesinin bilmem nesi değil mi? Nereden bilecek? Nereden bilecek? Nereden? Ya beni Facebook'tan takip et. Kendi face'imden takip etti onu. Kendisi bağlansın söylesin ya. Senin face'in onu gözüne kestirmiş. Evet. Sonra da senin numaranı almış. Numarası var mı? Var telefonumda dedim. O zaman da almış o arada. Bak.